Bileşik faizin ne olduğunu öğrenmek ister misiniz? Ee, i̇şe basit faizden başlamak istiyorum. Basit faizin ne olduğunu hatırlıyorsunuz, değil mi? Eğer hatırlamıyorsanız hemen kısa bir tekrar yapalım. Aslına bakarsanız hem basit hem de bileşik faizi tek bir cümleyle tanımlayabiliriz. Basit faiz ana paraya gelen faizdir. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin basit faizde başlangıçtaki ana para değişmez. Bileşik faiz ise ara dönemlerde gerçekleşmiş faizlerin ana paraya eklenmesi yoluyla elde edilen toplamı toplam üzerinden ödenen faizdir. Tahmin edeceğiniz gibi burada da ana para artmaya devam eder. İşte bu kadar desem de kafanızda hala bazı soru işaretleri olduğunu bildiğim için size hemen bir örnek vermek istiyorum. Diyelim ki 1000 liramız var ve bu bin lirayı bankaya yatırmak istiyoruz. Evet, bu parayı bankaya yatırıp 3 yıl boyunca da bankada tutmaya karar veriyoruz. Banka bu 1000 lira karşılığında yıllık %10 faiz vereceğini söylüyor. Evet, bankanın yıllık faiz oranı %10'muş. Bu paramızı bu bankaya yatırmaya karar verirsek bankanın 1000 liranın %10'unu her yıl bize faiz olarak vereceği anlamına geliyor. Eğer hesaplarsak 1 yıl sonunda paramızın 1000 lira değil 100 lira daha fazla olacağını söyleyebiliriz. Neden 100 lira diye soracak olursa bin 1000 liranın %10'u 100 liradır da ondan belki aradan 1 yıl daha geçerse ne olur değişen bir şey olur mu Hayır, ana para da aynıdır, faiz oranı da. Hemen not edelim, ee, bunu kopyalayayım, buraya yapıştırayım. Hadi bakalım, evet değişen bir şey yok. Birinci yıl bitti ve artık ikinci yıldayız. Ana para aynı, yani 1000 lira, faiz de aynı, yani yüzde 10. Aynısını bir de üçüncü sene için yapalım. Değişen bir şey olmayacağını göreceksiniz. İşte bu yüzden, bu yüzden basit faiz sorularını çözmek çok kolaydır. Yapacağınız tek şey, birinci yılda elde edeceğiniz faizi yıl sayı ile çarpmaktır. Böylece cevabı bulmuş olursunuz. Birinci yıl geçti, ikinci yıl geçti, üçüncü de. Peki, bunun sonunda toplam ne kadar paramız olur? Ana paramız olduğu gibi kalacak demiştik ve buna 100, 100 ve 100 daha yani 300 lira ekleyeceğiz. 1000 artı 300'den 1300 lira. Evet, fena da değil öyle değil mi? İşte buna basit faiz adı verilir. Gördüğünüz gibi ana para değişmedi. Şimdi size bir soru sormak istiyorum. Siz olsaydınız paranızı bu şekilde mi değerlendirirdiniz? Yani az önce de söylediğim gibi bu hiç de fena bir yatırım aracı değil ama eğer biraz inceleyecek olursanız çok daha fazla para kazanmanın bir yolu olduğunu görebilirsiniz hem de aynı koşullarla. Bunun ne olduğunu merak ediyor musunuz? Şunu hemen kopyalayayım ve buraya yapıştırayım. Evet şimdi de 1300 liradan fazla para kazanmak istersek neler yapabileceğimizi görelim. Burada fark ettiğimiz önemli bir ayrıntı üzerine bankaya geri gittiğinizi düşünün ve bankaya 1000 liramı bu bankaya yatırmam için bana %10 faiz verdiğinize göre bir yılın sonunda paramı geri alacağım deyin. Bir yılın sonunda ne kadar paramız olacak? 1100 lira öyle değil mi? Evet ve bu parayı bir saniye şunu baştan yazayım. Evet böyle daha iyi oldu. Ne diyordum? Bankaya bir yılın sonunda parayı geri aldıktan sonra tekrar yatıracağımızı söylüyoruz. Bankacının kafası karışmış olabilir ama aslında yaptığımız tek şey aldığımız parayı yeniden yatırmak. Belki eğer bunu yaparsak ne olur? İkinci yıl bankaya yatıracağımız ana para değişmiş olur öyle değil mi? Demek istediğim az önceki örnekte ikinci yılın başındaki ana para bin liraydı ama bu defa bin yüz lira. Evet ikinci yılda kazanacağımız faizi bu defa bin yüz lira üzerinden hesaplayacağız. Bu seferki faiz artık 100 lira değil 1100 liranın %10'u yani 110 lira olacak. 100 lirayı silelim. Ana para arttığı için alacağımız faizinde daha fazla olacağını anlıyorsunuz değil mi? Evet, az önce de söylediğim gibi 1100 liranın %10'u 110 liradır ve not ettik. Şimdi basit faize göre burada daha fazla para kazandığımızı görüyorsunuz. Birinci yılda bir şey değişmedi ama ikinci yılda basit faize göre 10 lira daha fazla kazandık. 10 lira 10 liradır diye düşünüp bunun üçüncü sene yeniden tekrarlanmasını istiyorsunuz. İkinci yılın sonunda da parayı çekiyorsunuz. Bakalım bu defa 1210 liramız var ve bu parayı aynı koşullarla yeniden bankaya yatırıyorsunuz. Banka bir şeyler olduğunu anlıyor ama tamam diyor. Ana paramız bu defa 1210 lira. Nereye varmaya çalıştığımı anladınız değil mi? Parayı yıl sonunda çekip yeniden yatırdığımızda daha fazla para kazanmış oluyoruz. Neden? Çünkü ana paramız her yıl artıyor. Ama burada ana para hep aynıydı. Buraya geri dönelim ve 3. yılda alacağımız faizi hesaplayalım. Evet 1210'un %10'u 121 liradır. Burada fazladan 10 lira kazanmıştık, buradaysa 11 lira. Demek istediğim eğer bu 100 lira ile karşılaştırırsak 21 lira daha fazla kazandığımızı fark etmiş olmalısınız. Burası ne eder? 1331 lira. Akıllılık edip biraz daha fazla para kazandık. Evet her yılın sonunda paramızı geri çekip tekrar yatırmamız banka açısından okeyse herkesin bu şekilde davranacağını düşünmek işten bile değil öyle değil mi? Ve bankaların bu ürünü ne? Evet, bileşik faiz adı verilir. Şimdi tüm bunlar sadece 31 lira daha fazla kazanmak için miydi diye düşünüyor olabilirsiniz ama bu paranın daha fazla olması durumunu ele alırsak, örneğin ana paramız eğer 100 bin lira olsaydı ne olurdu? Buradaki 31 liralık fark 3100 liraya dönüşürdü. Buna ek olarak bir de paramızı bankada tuttuğumuz sürenin de bundan uzun olduğunu düşünürsek, aradaki farkın inanılmaz derecede artacağını görebilirsiniz. Bileşik faiz aslında çok da farklı bir konsept değil ve bileşik faiz sorularını çözmek için formülü de kullanabilirsiniz ama ben neler olup bittiğini anlamayı yani soruyu yavaş yavaş çözmeyi tercih ediyorum. Dikkat edecek olursanız bunun bir yüzde artış probleminden bir farkı olmadığını görebilirsiniz Bakın elimizde 1000 lira var yüzde 10 artıyor ve 1100 lira elde ediyoruz Bunun yüzde on artması sonucu da 1210 lira Bunu da yüzde on arttırıyoruz ve 1331 lira elde ediyoruz Az önce de söylediğim gibi bileşik faiz çok farklı bir konsept değil çünkü bir sayıyı belirli bir yüzdeyle arttırmak dışında başka bir şey yapmıyoruz Bunu ister 3 yıl ister 4 yıl isterseniz de 5 yıl yapın, değişen bir şey olmaz. Kısacası eğer yüzde artışının ne olduğunu ve bunu arka arkaya yapmayı biliyorsanız, bileşik faiz sorularını da kolaylıkla çözebilirsiniz. Başka hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Son olarak size bir de burada bir yıl olan faiz döneminin her zaman bir yıl olmadığını da söylemek isterim. Faizi yıl sonunda aldığımız için buna yıllık bileşik faiz adı verilir. Ama faizi 6 ay sonunda alıp ana paraya ekleyip yeni faizi bunun üzerinden hesaplarsanız bu faiz dönemi yarım sene olan bileşik faiz olarak isimlendirilir. 3 ayda bir faiz alırsanız da faiz dönemi çeyrek yıl olan bileşik faiz denir. Ve bileşik faiz söz konusu olduğunda faiz dönemi genellikle çeyrek yıldır. Para yatırdığımız zaman bileşik faize koymak iyidir. Çünkü basit faize göre daha fazla para kazanırız ama bankadan borç aldığınız zaman yani kredi çektiğiniz zaman faizin basit mi yoksa bileşik mi olduğuna çok dikkat etmelisiniz. Çünkü bileşik faizse ki genelde öyledir bankaya çok daha fazla para ödemeniz gerekir. Bir de faiz dönemine dikkat etmelisiniz. Çünkü bu detayı atlamak son derece kolaydır. Örneğin söz konusu olan kredi kredi kartı borcu olduğunda işleyen bileşik faizin günlük faizi olduğunu bilmeniz gerekir. Eğer bir ödemeyi aksatırsanız faizin faizini ödeyeceğiniz para düşündüğünüzden çok daha fazla olabilir. Hatta eğer bunun farkına varmazsanız işiniz daha da zor çünkü geri ödemeniz gereken miktar beklediğinizden çok daha hızlı bir biçimde artmaya başlar.